Yayınıma hoş geldiniz. Burada öyle bir ilginç durum var ki Çeçenistan'la ilgili. Bildiğiniz üzere Çeçenistan'ı işgal eden Ruslar karşılarında Cevher Dudayev'i bulmuştu. Evet, Cevher Dudayev'le bağımsızlık ilan eden Çeçenistan Rusya'ya artık ben bağımsız bir devletim diyordu. Türk halkı Çeçenistan'ı, Çeçenistan Türkiye'yi çok seviyordu. Bağımsızlık için her şeyi göze alan ve vatanın çarpışmadan, mücadele etmeden anlamayacağını bilen Dudayev, Rusya'yı titretiyordu. Yeltsin döneminde Rusya ağır bir gerilgi almıştı. Grozny'ye kadar giren Rus birlikleri, ummadıkları bir şehir savaşıyla karşılaşmış, binlerce esir, binlerce ölü ve ağır bir tank kaybı yaşamıştı. Grozny'de sağlam binayı bırakın, sağlam kerpiç kalmamıştı. Ama kahraman Çeçenler, yurtlarını ve şehirlerini korumak için büyük bir kahramanlık örneği gösteriyorlardı. Her şey bayraklarıyla, kendi benlikleriyle haykırmaktı. Ve birçok Rus askeri Grozny'de esir alındı. 1. Grozny Savaşı'nda, Çeçenistan Savaşı'nda Rusya'nın yenilgisi Rusya'yı sarsmıştı. Evet, bu gelişmelerden sonra, Putin'in başa gelmesinden sonra Çeçen direnişlere karşı bir suikast ve kaleyi içten fethetme adına bildiğiniz üzere ihanet şebekelerini oluşturuyordu. Putin, bir gün oraya gideceğim, Dağıstan'da onlarla vodka içeceğim diyordu. Aynı şeyi Çeçenistan için de düşünüyordu. Müslümanların olduğu bir sofrada o yenilgilerin, o mağlubiyetlerin acısını böyle almaya çalışıyordu. Baba Kadirov'la anlaşmıştı. Baba Kadirov derken Kadirov'un babasıyla. Evet, burada bir ihanet içeriden ve dışarıdan da Çeçenistan'a ağır bir hava saldırısı. Günlerce bombaladılar. Taş üstünde taş bırakmacasına devamlı bombaladılar. Çünkü karadan girecek becerileri yoktu. Her köşede sivil çocuk kadın ayırmadan her yeri bombaladılar. Ve Rusya Çeçenistan'a ağır kayıplar vererek anca girebildi. Olağanüstü sayıda kimyasal silah, uçak atışı, kendi askerlerini de öldürürcesine Grozny'de ve diğer bölgelerde atış gerçekleştirdiler. Ve daha sonra zalim Kadirov geldi. Babası bir törende direnişçiler tarafından öldürüldü. Yerine geçen Kadirov, bildiğiniz gibi Çeçen mücahitlerin evlerine, annelerine, babalarına, ailelerine saldırdı. Onları dağda tutmamanın bu yol olduğunu gördü. Bildiğiniz gibi Çeçenistanlı savaşçılar, Yandarbiyevler ve diğer kahraman tüm komutanlar bir bir şehit oldular. Özellikle direnişi bitirmek için direnişçilerin ailelerine akıl almaz işkenceler uygulandı. Anlatamayacağımız boyutlarda. İşte bu acıları çeken Çeçenler, bu acılar içinde yoğrulan Çeçenler, dağlarda bir kısım mücahitler yıllarca mücadelelerine Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla devam ettiler. Fetret dönemi vardır. Çeçenistan şu an bir fetret dönemi yaşıyor. Şamil Basayevlerin, Dudayevlerin, Yandarbiyevlerin hepsinin açtığı bu yolda, bu güzel şehitlik ve bağımsızlık ateşinde Çeçenistan bağımsız olarak bayrağını sonsuza dek dalgalandıracak. Geçecek bu fetret günleri, geçecek bu zulümler. Putin Çeçenistan'a hakim oldu. Direnişi bir süreliğine şehirlerde bastırdılar. Ama Rusya'nın kuklası olan Kadirov, Rusya'nın emrinde olduğunu her defasında iletti ve bir sürü para istedi. Zevk ve sefahat içinde nefsinin esiri olan Kadirov, Çeçenistan halkını fakirlik içinde bıraktı. Hollywood'dan yıldızlar getirdi. Çok pahalı törenler gerçekleştirdi. Oysa ki Grozny'nin kenar mahallelerinde bir tutam ekmek için muhtaç o kadar insan vardı ki, şaşalı törenler, lüks binalar dikti.
Ama şöyle bir durum vardı ki artık emir alan ve Rus gibi yaşaması istenen ve Rus savaştığında Rusya için asker gönderen bir emir eri çıktı karşımıza. Maalesef Çeçenler ne yaptılar? Donbas'ta, evet Donbas'ta ayrılıkçılarla olduğu bölgelerde Ukrayna ordusuyla savaştılar. Özgürlük için savaşanlar, barış ve gururu için, bayrağı için savaşan Çeçenlerin çocukları şimdi Rusya için savaşıyordu. Ne yazık ki Kadirov emir altında beynini yıkadığı bir kısım Çeçeni belli hatlara sürerek Rusya'ya diyet ediyordu. Çeçenistanlı askerler, asıl direnişçiler de, evet Ukrayna yanında savaşanlar da tabii ki Rusya ile hesaplaşma ve bunun yanında özgürlük ateşi için yeni bir adım atıyor, Ruslarla savaşıyorlardı. Çeçen mücahitler bitmedi ve hiçbir zamanda bitmeyecek. Birçok Çeçen savaşçıyı Almanya'da, Berlin'de, İstanbul'da, Ukrayna'da sinsice şehit eden Putin, onların geri dönüp oralarda savaşmasından korkuyordu aslında. Bir sürü suikastten birçok mücahit şehadete yürüdü ama bu direniş bitmedi. Bu direnişin bitmediğini gerçekten sahada görüyoruz. Evet, Çeçenistan'da savaşan, Donbas'ta özellikle birçok bölgede Ruslarla savaşan Çeçenler şimdi Ukrayna savaşı için sınıra yollanmış. Şimdi Ukrayna sınırında Ruslara karşı savaşmak için bekleyen Çeçen mücahitler karşılarında Kadirov'un çetelerini bulacaklar. Kadirov'un Çeçenleri, Çeçen çocuklar, evet direnişçi Çeçen mücahitlerle karşı karşıya olacaklar. Evet, Çeçen direnişçiler yollarından sapmadılar. Bağımsız Ukrayna'nın mazlumların yanındalar, zalimin karşısındalar. Peki Kadirov, evet Çeçenleri yollamadan önce Moskova'dan sipariş ettiği rubleleri cebine indirdi bile. Onun için Çeçenistan'ın, Çeçenistanlı askerlerin veya Çeçenistan evlatlarının bir değeri var mı? Tabii ki yok. Ama bu savaş belki Suriye'de, Libya'da, dünyanın birçok yerinde, Gürcistan'da, Ukrayna'da, Çeçenistan'da ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde binlerce insana zulmeden Rusya'nın geri çekilme ve yaptıklarıyla hesaplaşma zamanına bir sebep olacaktır. Çeçen kardeşler Ukrayna'da, evet, hakla batılın savaşını temsil ediyorlar. Hakkın yanında Çeçen mücahitler, batılın yanında Kadirov'un Çeçenleri. İnşallah çok parlak, çok daha güzel yarınlar için. Kaderinde böylesi. Nereden nereye değil mi?